Saatimize bakarak söylüyorum, tekrar Türkiye içerisine girecek olursak, bütün bu hafta boyunca herhalde yani kamuoyunu, sinirini bozan meclisteki görüntülerdi. Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı hakkında söylediği sözlerden sonra yaşadığımız bir durum. Yani niye bu sözler söylenir? Neden bunlar olur? Neden mecliste yumruklu kavgalar olur? Biz ilk defa görmüyoruz tabii mecliste yumruklu kavgaları. E, nasıl? Yani o bir o şeyi anlatırım. Bir gazeteci gözüyle nasıl gördünüz? E, ne dediniz ya? Yani i̇lk gördüğünüzde ne dediniz e, meclisteki o görünümü Ya ben bir defa ilk gördüğümde, ilk duyduğumda yani öz. E, Engin Özkocun öz, Engin Özkoç'un o lafları yani bu bir defa hakikaten çok yani insanı derinden üzen bir muhalefetin... E, önemli bir isminin çıkıp bunu söylemesi hakikaten yani ahlaka açıdan yani laf, bulamıyorum söylemeye. Hakikaten çok aşağılık bir durumla karşı karşıya. Böyle bir üslup olamaz. Cumhurbaşkanı. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın sözü üzerinden bu söyleniyor ama Cumhurbaşkanı'nın sözü hiç bu, bu anlama gelmez. Evet, evet. Burada bir kasıt var diye düşünüyorum. Çok ucuz siyaset yapmaktın ötesinde bir şey var. Nedir o? Bence o gerilimi arttırma İdlib meselesi üzerinden gerildi mi arttırma meselesidir. Hmm. Türkiye'nin moralini bozma üzerinden meseleye bakma meselesidir. Yani biz düşün, bir tarafta şehitlerle uğraşıyoruz, şehitlere üzülüyoruz, evet. toprağa veriliyor. Bir tarafta İdlib'de görüşmeler olacak. Bir tarafta dünya korona peşinde yani. Evet. Biz de Bunun olarak... siyasetle alakası nedir? Ya Cumhurbaşkanı bu kadar ağır laflar etmenizin CHP siyasetine nasıl bir katkısı olabilir? Hiçbir katkısı olmaz. Tam Kimsenin tersine. kimseye tabi. CHP hatarım. siyaseti açısından da bir negatif bir şeydir bu. O yüzden bu adama karşı hakikaten meclisin onuru açısından, meclisin onuru da dedilenmiştir. Yani geçmişte de ağır laflar edilmiş süreçler yaşanmıştır. Ama bu bu kadar tarihi bir kırılma noktasından geçerken, dünya ile hesaplaşma yaşarken, yani küresel bir devletle pazarlık yapmaya çalıştığı bir aşamada, kendi Cumhurbaşkanı'nı bu kadar e, rencide etmenin CHP'ye nasıl bir yararı olur? CHP ki Ulusal Kurtuluş mücadelesinin içinden geldiğini söylüyorsunuz aynı şeylerin o dönemlerde yaşanmıştır. Buna nasıl yabancılaşabilirsiniz? Ya bunu nasıl uzanda bu Demek ki orada başka bir şey var. Ben orada şu şüpheyi düşünüyorum. CHP yönetimi 2010'dan beri Kemal Bey geldikten sonra Türkiye'nin bölgesel ve küresel çıkarları karşısında pozisyon almaya çalışan bir parti haline getirdi. Bunun CHP'nin kendisiyle bir ilişkisi yok. Yönetimle alakalı bir şeydir diye düşünüyorum. Ne zaman nereye bakarsanız bakın yani 7 Şubat İmit krizinden 17-25 Aralık FETÖ darbesine kadar 15 Temmuz'a kontrol darbe diyen bir akılla karşı karşıyayız. Yani MİT operasyonunda bu ülkenin başbakanının La Hayda'yı istiyoruz diyen bir akılla karşı karşıyayız. Bu makul, normal bir akıl. Yani siz buna normal bir akıl bu, akıl bu, bu. muhaliflik değil diyorsunuz. Bu yani muhalefet falan değil bu. bu. Bu değil diyorsunuz. Başka bir şeydir yani şimdi yani kalkacaksınız ya Suriye meselesinde tamamen neredeyse Esad'a selamlar göndereceksiniz. Övgüler dizeceksiniz. Ya dün de birileri konuştu bir yerlerde de o bizim o şehit vermişiz. Şehitlerimizin tamam anıyorsunuz. Şehitlerimizi katil katleden rejime karşı tek kelime söylemiş mi cevap? Tek kelime söylememiş. inanılmaz bir şey. Yani hakikaten ben de sonradan düşündüm. Hatta tweet atanı kim hatırlayamıyorum. Arkadaşlarım Hasan hatırlarsa bir savaş çıkarsa Esad'ın yanındayım diyen Adam, milletvekili Sera Kadıgil. Ha, heh, evet. Sera Kadıgil yani şimdi açık yani açık o, söylüyor. O, o tweet. Eren Erdem şunu söylüyor diyordu ki tweet atmıştı ya İran'da yani savaş çıkarsa ben İran yanında yer alacağım. Hı hı. Bunu nasıl muhalefet diyeceksiniz? Bu makul muhalefet. Yani burada bir e, yönetimin hemen bir işte disiplin suçu mu artık nedir? Yani ufacık bir şey de çünkü Tabii Partiler orada... disiplin suçuna yani ne? sadece CHP için değil bütün partilerde bir şey söylendiği zaman bir disiplin süreci yaşanıyor. Yani bir savaş olursa Esad'ın yanındayım cümlesi bir siyasi parti içerisinde yani en azından bir tartışma gerektirir. Hayır hiç Yani olmadı. en azından Tam bir konuşma gerektirir. Onu söyleyen hanımefendiyi Kemal Bey sonra da milletvekili yaptı. Bu ne demek biliyor musun? Onu paylaşıyorsun demektir. Yani bu bu enteresan. Yani ben oturup CHP sosyolojisinin 10 milyon oy veren bir kitlenin bunu düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bir yönetim olabilir mi? Yani kendi ülkenin yanında değil başkasının yanında yer alacaksın. Ve bu yani sadece bir kişinin hatası, eksiği, gafı falan değil. Paylaşılan bir siyasi yaklaşım bu. Tamam bunu belki Kemal Bey kendisi, tek, kendisi söylüyor, söylüyor değil. Ama söyleyen birisini getirip milletvekili yapıyor. Hı hı. Yani ben hani tartışılmamasını e, yani bu konunun gündeme bile alınmamasını çok e, garipsedim açıkçası. Yani hedef Türk ordusu orada sadece iktidar da değil. Yani Türkiye'nin ordusu, evet. Türk Silahlı Kuvvetleri yani Esad'ın şu demek. anda benim gördüğüm kadarıyla meclis ona gereken cevabı verecektir. Diyelim ki Engin Özkoç için söylüyorum bunu. Cevabı verecektir. Ama diğerleri konusunda meclisin falan yapacağı yani yapış hakikaten öyle de bir noktaya gelmiş şirket getirildi ki şimdi bu türden Türkiye'nin karşısında pozisyon alanların e, sanki muhalefet yapıyormuş gibi sunuluyor e, bu sefer de muhalefetin üzerine gidiliyor mesela medyada herhangi birisi buna benzer bir şey yaptığı zaman o işte görüyor musun özgürlüklerin Medya özgürlüğünün darbe vuruluyor Sen muhalefet yapmıyorsun ki yani gerçek anlamda muhalefet yapıyor değilsin Sen düşmanlık yapıyorsun ya düşmanlaştırıcı dil kullanıyorsun ötekileştirici dil kullanıyorsun. Böyle bir noktaya getirildi. Medya, siyaset bu noktaya evrildi. Ben burada CHP Genel Başkanı Kemal Bey'in ciddi bir rol oynadığını düşünüyorum. Hmm. Bütün bu süreçlerde. Yani medyayla yani tabii siz, bunun siz... arka planında FETÖ var. Bakın bu çok önemlidir. Ben FETÖ dediği... O zaman sizin söylediğinizde Kemal Kılıçdaroğlu ile FETÖ'yü... Ben FETÖ ile Kemal Bey'in özel diyorsun. bir ilişkisi olduğuna inanıyorum. Öyle mi? Evet. Ama zaten somut şeyler var. Somut şeyler nedir? danışmanlar var, işte görüşmeler var, öyle bir takım şeyler söyleniyor o zaten ama var. O siz zaten. direkt mi görüşüyorsunuz? Ben, ben şöyle düşünüyorum yani Kemal Bey mutlaka ben zaman zaman yazıyoruz da danışmanlar aracılığıyla bu ilişkiler kuruluyor falan. Hayır ben onun ötesinde bir ilişki olduğunu düşünüyorum ama ne olduğunu devletin bulması ya da siyasetin bulması gerekiyor. Öyle bir noktadayız ki yani FETÖ 15 Temmuz'da tiyatro diyor arkasından Kemal Bey kontrollü darbe diyor. Bunlar tesadüf olamaz. Yani bu bu, bu bu kontrollü darbe söylemi aslında kendi danışmanından e, çıkmaz Çıkmıyor. Çıkmış. Yani doğru ama ondan çıkmış olabilir de işte o danışmanın da öteki ilişkilerinden bahsediliyor. Hı hı. Mesele zaten hani o, o paralellikle birlikte asıl asıl olan kast edilendir. Diyelim ki FETÖ elebaşı gülen benim bu darbeyle alakam yoktur. Bu bir tiyatrodur diyor. Arkasından Türkiye ana Muhalefet Partisi lideri bu gerçekten bir Darbe falan değil bu kontrol darbedir hmm. diyor. Sadece bu sözünü mü ilişkilendiriyorsunuz? Hayır buna benzer onlar da sözü var ya. Yani ben, 2012'de şimdi millet unutuyor bunları. 2012 yılında Kemal Bey şunu söylüyor. Bak FETİP'i dedikleri bir dönemde. Yargıda böyle bir cemaatleşme olduğuna inanmıyorum. Ona benzer onlar da şeyi var. 2013'ün Aralık ayında Aralık sanıyorum. Aralık'ın başı zaten o civarda Amerika'ya gidiyor. FETÖ'cülerin hepsiyle görüşüyor. FETÖ'cülerin kurumlarıyla görüşüyor. Turu var da demeç veriyor, demeçte de değil ki Türkiye'de önemli şeyler olacak. Ne oluyor? 17-25 Aralık darbesi oluyor. Hepsinden haberi var. Ben hmm. yani bu ben haberi olduğunu düşünüyorum. Ben yani bunu yazdım da kaç defa yazdım. Haberi var ve da bilgisi bir tek de Kemal Bey'in değil, Kemal Bey'in ekibinin de haberi var. Bütün Türkiye'de yer yerinden oynayacak, önemli şeyler olacak. Aylarca bunu zaman zaman bunu söylerler. Mesela tır operasyonundan önce çok müthiş olaylar olacak. Altından kalkamayacaklar hmm. diyen insanlar vardı CHP'de. Şimdi bunların hepsi o ilişkiyi somutlaştığı noktayı da görüyoruz. FETÖ'nün yasa dışı yollarla elde ettiği Bantları, yayınları, ses bantlarının meclis kürsüsünden açıkladılar. Evet. Şimdi Bunların topar, hepsi ortaya çıktı yani. Yani biz zaten bir ara FETÖ'nün siyasi ayağı diye de konuştuk biliyorsunuz. Yine e, araya Suriye meseleleri girdi. Dönem dönem biz iç siyasete dönüp işte bu FETÖ meselesini konuşmaya devam edeceğiz zannediyorum. Önümüzdeki günlerde zannederim yine FETÖ konuşacağız. Yani, Öyle yani, FETÖ sadece bir örgütten bahsetmiyoruz. FETÖ dediğin bir anlayıştır, bir yaklaşımdır. Bir emperyalizmin e, yeni dünyayı dizayn etmenin bir aracıdır. Anladım. FETÖ sadece bir işte Fethullah Gülen'in kurduğu bir yapı bir değil. Şey. Yapı o yapının, hı hı. Yani o yapı küresel bir yapıdır. O zaman o yap bizim bu mücadelemiz herhalde bayağı bir Devam yıllar yüzyıllar yani. bile olabilir bu, yani. Bu tezgahı Peki. Türkiye bozdu bence. Çok önemlidir. Bunu bozan da Başkan Erdoğan. Dünyada bu küresel devletin, küresel yapının bir din üzerinden örgütlenerek dünyanın birçok yerinde okullar açması falan da onların ülkeleri zapturapt altına almasını engelleyen de Türkiye oldu diye